Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa, şimdi Afşin Yurdakul'la 360'da. İyi günler, Habertürk'e 360'a hoş geldiniz. Bugün iki başlığımız var. Prens Harry ve Meghan çiftinin kraliyet ünvanlarını bırakması İngiltere'yi sarstı. Kardeşi William'la babası Charles bile ayrıldığını televizyondan öğrendi. Yani sorumlu olarak Meghan'ı görüyor saray. Dolayısıyla İngiltere Brexit'ten sonra bir de kraliyet krizini konuşuyor. Biz de bakacağız nasıl konuşuyorlar diye. Bir diğer başlıkta Türkiye dahil 33 ülkede Trump ve Amerika'ya yapılan Amerika'ya güven duyuluyor mu duyulmuyor mu diye yapılan araştırma olacak. Pew Araştırma Merkezi bu soruya yanıt aradı. Sonuçlar hayli ilginç. Bakacağız detaylarıyla. 360'a başlıyoruz. Önce hatırlatalım. Pew Araştırma Merkezi'nin bulduğu sonuçlar nasıl sonuçlar? Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'a dünyada duyulan güven araştırıldı. Yani başka ülkeler nasıl bakıyorlar bu sıra dışı başkana? 33 ülkede yapıldı bir araştırma. Dünyada Trump'a duyulan güvenin %29'da kaldığı ortaya çıktı. Trump'a güvenmeyen ülkeler arasında Türkiye bakın kaçıncı sırada? Donald Trump hiç şüphesiz dünyanın en renkli liderlerinden biri. Amerikalıların %45.2'si ona güveniyor. Peki dünya genelindeki durumu ne? Washington merkezli araştırma şirketi PEV, 33 ülkede 37 bin kişinin katıldığı bir anket gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a duyulan güven araştırıldı. Trump karşıtlarının en fazla olduğu ülke Meksika. Katılımcıların %89'u Trump'a güvenmediklerini söyledi. İkinci sırada Almanya yer alırken onu Türkiye izledi. Almanya'da halkın %85'i Trump'a güvenmediğini belirtti. Türkiye'de ise bu oran %84 oldu. Türkiye'de Trump'a güvenenlerin oranı ise %11. Trump'a en çok güven duyan ülkelerse Filipinler, İsrail ve Kenya. Araştırmacılar Trump'a güven oranının yüksek olduğu ülkelerde muhafazakar ve sağcı partilerin iktidarda olduğuna dikkat çekti. Otoriter eğilimleriyle dikkat çeken Rodrigo Duterte'nin devlet başkanı olduğu Filipinler'den çıkan %77'lik güven oranı örnek gösterildi. Güven eksikliğinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın dış politikasına yönelik eleştiriler etkili oldu. Trump'ın gümrük vergileri, iklim, göçmenler ve İran konusunda izlediği politikalar birçok ülkede eleştirildi. En fazla destek gören konuysa Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yürütülen müzakereler oldu. İngiliz Independent gazetesi Amerika ile İran arasında yükselen tansiyon ve gündeme gelen savaş iddialarının ardından da sokağa çıktı. Amerikalılara İran'ın haritadaki yerini sordu. Bir bakalım, İran'ın yerinin sorulduğu kişilerden biri Afganistan'ı, bir diğeri Türkmenistan'ı işaret etti. Haritada İran'ın yerini Suudi Arabistan olarak gösterenler de olduğu röportaj sırasında en dikkat çeken kişi ise İran yerine Sırbistan'ı işaret eden bir kadın oldu. Zira bu kadın muhabirin yanından ayrılırken fikrini değiştirip bu kez de Fransa'yı gösterdi. Bir başka kişi de İran Doğu Afrika'da bir yerde dedi. Ardından da Mısır'ı işaret etti. İran'ı bulana aşk olsun. Böyle bir çalışma yapıldı. Sonuç böyle. Bunlar haliyle önemli çünkü Amerikan dış politikasında önemli yer tutan konular, ülkeler. Acaba ne kadar biliniyor Amerikan halkı tarafından? Bunlar önem taşıyor. Amerikan başkanının çizdiği imaj dünyada nasıl algılanıyor? Bunlar önem taşıyor. Biz de hem Türkiye'deki Trump algısına bakacağız Pew araştırmadan çıkan sonuçlara göre, hem de dünya ne düşünüyor bu Trump'ın gösterdiği liderlikle ilgili, bunlara bakacağız. Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi
Doçent Doktor Ece Baban bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ece Hanım, sizin alanınız aslında iletişim ve uluslararası iletişim. Evet. Dolayısıyla da Trump'ın bu hallerini ve Pew'un sonuçlarını birlikte değerlendiririz diye düşündük. O yüzden sağ olun geldiğiniz için. Hemen sonuçlar üzerinden gidelim. Dünya Trump'a güven oranı, dünyanın Trump'a güven oranı ekrana gelebilir mi? Bir hızla bakalım. Dünya Trump'a ne kadar güveniyormuş? Önce çalışmada gelsin. Burada %29 güven, %64 güvensizlik demiş. Burada künyeye dair hemen bilgi aktarmamız lazım. Amerikan merkezli bir bağımsız kamuoyu araştırma merkezi Pew geçen yıl Mayıs ve Ekim ayları arasında yaptı bu çalışmayı. 33 ülkeden 37 bin kişiyle Trump konulu bir anket yaptı. Bunun sonucuna göre de %29'u güven dedi, %64 güvensizlik dedi. Hızla geçelim ikinci grafikten sonra Ece Hanım, size yorumlarınız için döneceğim. O da gelsin. Amerikan Başkanı en fazla ve en az güven duyan ülkelere baktığımızda %77 ile güven duyan Filipinler var. Peşinden %77 ile Filipinler, %71 ile İsrail, sonrasında Kenya, Nijerya, Hindistan, Ukrayna diye uzayan bir liste var. En düşük oran burada %8 ile Meksika olarak görülüyor. Sınır komşusu Meksika. Tabii bir taraftan da sınırınıza duvar çekeceğiz, parasını da size ödeteceğiz dediği Meksika. Orada da %8 bir güven oranı görülüyor. Ece Baba'na soralım. Trump nasıl bir lider portresi çiziyor dünyada? Ona güvensizlik hangi sebeplerden ötürü bu oranlarda olabilir sizce? Trump gerçekten yüzyılımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarına baktığımız zaman oldukça değişik, oldukça diplomasiyi farklı şekillerde kullanan, iletişim yöntemini çarpıcı, aynı zamanda değişken, attığı tweetlerden sonra yaptığı hareketlere baktığınız zaman zaten o değişikken bir grafiğe dökseniz Trump'ın tweetlerini, aldığı kararları, uygulamaları, kendi ülkesinin içerisindeki görevlendirdiği insanlarla çatışmaları, aynı zamanda uluslararası platformlarda yaptığı konuşmalarda, devlet liderleriyle olan görüşmelerindeki tavır ve hareketleri, bunların hepsini bir grafiğe dökseniz inanılmaz iniş çıkışlar karşınıza çıkar. Dolayısıyla Trump'ın güven oranındaki düşüş ya da %29'luk bir dünyada güvene sahip olması ve bunun karşılığında da güvensizlik oranının %64 civarında olması çok normal bir şey. Neden? Çünkü hem dünya kamuoyu hem de aslında Amerika Birleşik Devletleri, baktığımız zaman kendi ülkemiz de aynı şekilde, dünyada her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin algısı, yani o hegemonik algısı, işte kültürel yayılmacılığı öyle söyleyelim ve Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelere taşımak istediği ya da sahiplendiği o rüyanın içerisindeki kavramların içinin ne kadar boş olduğu ya da ne kadar boş olduğu demeyelim de, o kavramlar çok değerli kavramlar, belki insan haklarından, demokrasiden ve barıştan bahsediyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu uygulamaya koyduğu yerlerde aslında bunun içinin ne kadar boş olarak oraya götürüldüğü gerçekten uygulanmadı ve bunun tamamen ülke çıkarlarına göre dizayn edilmiş söylemler olduğu anlaşıldıkça, Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar uzun yıllardır aslında kurduğu, inşa ettiği, yerleştirmeye çalıştığı o binanın zayıfladığını, sallandığını, sarsılmaya başladığını algısal anlamda görüyoruz. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri yine dünyadaki küresel ve hegemonik güçlerden en önemlilerinden bir tanesi. Hem kültürel anlamda etkisine baktığınız zaman hem de dünyadaki ekonomik ve askeri anlamdaki etkisine baktığınız zaman. Ancak işte liderler de kendi ülkelerinde temsil ettikleri için ve Amerika Birleşik Devletleri Obama dönemine baktığınız zaman ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde Bill Clinton dönemine baktığınız zaman, Bush dönemine, ikinci Bush dönemine baktığınız zaman alınan kararların ya da söylenenlerin bir temele oturtulduğunu ve o temel çerçevesinde bir açıklama yapıldığında gerçekten o açıklamayı ciddiye alarak bundan sonrasında atılabilecek adımları da öngörerek hareket edebilirdi dünya kamuoyunda hem de liderler arasındaki ilişkilerde. Ama Trump dönemi baktığınız zaman sabah kalkıp, yani ilk zaten seçilmesiyle birlikte, hatta seçim döneminde çok sivri ve liderleri hedef alan mesela açıklamalar yaptı. Aldığı kararların hepsini uygulamadı ya da
söyledikleriyle yaptığı şeyler zaman zaman çelişti. Zaman zaman çok hızlı dönüşler, 180 derecelik dönüşler oldu. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman bu sizin sadece bir ülkenin lideri değil, yani herhangi bir arkadaşınız da olsa bir güven kaybı yaşarsınız. Yani bir saat arayla farklı tweetler atsa ya da farklı söylemlerde bulunsa, farklı açıklamalarda bulunsa, ki bu Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin başında. Dolayısıyla sadece tabii ki Trump'ın söylemleri değil, Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki uyumsuzluk da aslında Trump'la diğer Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde, hani tek bir Amerika mı var diye hep konuştuğumuz diğer etkili olan güçlerin arasındaki uyumsuzluk da tabii ki bu güvenin sarsılmasına neden oldu. Suriye'den asker çekme konusunda Trump ne kadar ısrarlı olursa olsun, bugün geldiğimiz nokta Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya NATO'yu davet ettiği ve daha fazla asker bulundurmak istediği bir nokta. Bu karışıklığın nedenine ya da bu karışıklık nasıl başladı? Farklı bir etkenle mi başladı? Hayır, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı bir adımla ya da yaptığı bir olayla başladı. Dolayısıyla söylemler maalesef uygulamada karşılığını bulmadığı için ve dünyadaki diğer devletlerle olan ilişkilerinde Trump bir ticaret adamı gibi daha çok ekonomik odaklı ve aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanç ve çıkarlarına yönelik kararlar verdiği ve hareket ettiği için tabii ki ülkelerle olan anlaşmasında da Amerikan çıkarlarının ya da üstünlüğünün ön plana çıkacağı, Amerikalıların iç tabii ki kamuoyuna da kendisini kabul ettireceği ve aynı zamanda sahip olduğu güveni, çünkü bir aziz süreci de geçiriyor şu anda. Aslında Trump'ın güvenini kendi ülkesi içerisinde geçirdiği bir aziz sürecinin olduğunu da göz önünde bulundurursak, ülkelere uyguladığı baskı ve bu baskının sonucunda da halkların o ülkelerde yapılan haberler ya da dünya kamuoyunda Trump'la ilgili yapılan haberler, bütün bunları da medyada çok etkili. Çünkü biliyorsunuz ki her şeyi olay olurken olayın olduğu yerde takip etmeniz mümkün değil. Olan bütün olan biteni medyadan takip ediyorsunuz. Güven kaybı olan ülkelerin ya da güvenen ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentileri ve çıkarları neler? Amerika hangi noktalarda onlara destekte bulundu ve bunu nasıl halklarına yansıttılar? Medyayı takip ederken aynı zamanda güven duymayan ülkelerde de acaba Amerika Birleşik Devletleri neleri istedi de hangi noktalarda çatıştı? Dolayısıyla da neden eleştirilere ya da güven kaybına neden oldu? Bunlara bakmak lazım. Kendi ülkemize baktığımız zaman Türkiye'ye bir güven kaybının olduğunu, yani Amerika Birleşik Trump'a özellikle bizim oranımıza baktığımızda yine sanırım alt sıralarda. Alt sıralarda. Sizin analizinizde şu ilgimi çekti, onu hızla paylaşayım. Yoksa yorumlar size ait, ben soru sormakla yükümlüyüm ama yine de ilgimi çeken şey şu oldu. Trump kendi seçmeni açısından aslında sözlerini tutan biri olarak biliniyor. Çünkü bunu ben de söylüyorum. Evet, yani bunu ben de söylüyorum. Muhalifleri tarafından öyle görülmese de ya da dünyada yaptığı siyasetin üslubu açısından bir huzursuzluk, güvensizlik yaratsa da aslında söylediklerini yerine getiren kesinlikle birisi olarak. Çünkü neden? Seçim vaatlerine baktığınız zaman Trump'ın tabii ki kendi iç hedef kitlesine verdiği vaatlere baktığınızda bir kere İran'ı düşman olarak belirlemesi, İsrail'i ilk adımda, ilk açıklamada, ulusal güvenlik stratejisinde İran'ı koyduğu yer, İsrail'i koyduğu yer ve aynı zamanda evangelistlere yönelik yaklaşımları ya da vaatlerine baktığınız zaman Trump aslında kendi tabanını mutlu edecek şeyler yapacak, adımlar atacak ve bunları attı da hayata da geçirdi. Dolayısıyla kendi tabanıyla herhangi bir sorun yaşamıyor, bir güvensizlik yok. Ama uluslararası ilişkiler açısından bakarsınız ya da diğer devletlerle ilişkileri açısından siz ne zaman hangi adımı atacağını, Trump'ın ve nasıl bir kaosa neden olabileceğini çok öngöremiyorsunuz. Çünkü artık günümüzde iletişim şekli de değişti. Yani iletişimin eskiden televizyona çıkıp bir basın açıklaması yaparlardı. Bir dünya kamuoyuna seslenirlerdi. Ya da verdikleri demeçler, yazdıkları gazetelere makaleler, haberlerde bunu okuduk. Ama şimdi kontrol artık sadece basın sözcülerinde ya da basın ilişkilerinde, bunu düzenleyen, yönetecek olan halkla ilişkilercilerde vesaire değil. Artık akıllı telefonlar var ve bir Twitter hesabı var. Ya da o olmasa bir Instagram hesabı var. Hiç fark etmez. Yani sosyal medyada kendiniz içerik üretip atabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kontrolsüzlük aslında güvensizliği de beraberinde getirdi Trump gibi bir lider açısından. Kontrol edilemeyen
edemediği için de tabii dünyaya da tehditler bir uyandı. İşte Kore'ye farklı bir tehditte bulundu. Bir gün uyandı Türkiye'ye karşı farklı bir tehditte. Roket Adam diye isim taktı. Yani bütün bunlara baktığınız zaman göz önünde bulundurduğunuzda aslında Trump'ın iletişimi bir şekilde kendi tabanının anlayacağı dilde ama dünyayı endişeye düşürecek şekilde kurduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla nerede ciddi, nerede değil, hani gerçekten bu kararı verdi mi? Kasım Süleymani'ye öldürüldü. Daha sonrasında çıktı çok yapıcı bir açıklamada bulundu. Yani bunun oluşturabileceği sonuçlar ya da İran'ın yapabilecekleri bütün dünyayı tehdit ederken Trump biz çok iyiyiz, hiçbir şeyimiz yok, harika, her şey, masaya oturmak istiyoruz, İşte biz barış olsun diye bunu yapıyoruz gibi bir açıklamada bulundu. Çok sert bir şey beklerken çok daha yumuşak, daha yumuşak bir adım beklerken çok daha sert. Bütün bunların hepsi tabii ki güvensizlik oluşmasını uluslararası ilişkiler açısından etkiledi. Niçin? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bir hareket, attığı bir adım, aldığı karar sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlamıyor. Dünyanın her yerinde üs bulunduran bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu ülkenin yönetilmesi için de, yönetiminde de gerçekten birazcık daha güven duyulacak, daha insanların içini ferahlatacak bir lidere ihtiyaç duyuluyor. Yaptığı açıklamalarla Trump'taki işte bu hani dışarıya karşı dışarıdaki güvensizlik tabii ki bunlardan kaynaklanıyor diyebiliriz. İşte gitgide ya, siyaset hep yerel tabii ki derler. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin lideri yerel dinamiklere göre uluslararası siyaset ilerlettiğinde onun bambaşka sonuçları ve algıları oluyor. Kaldı ki uluslararası ilişkiler mi artık, liderler arası ilişkiler mi demek tabii lazım bu dönem? Yani liderler arası yani diplomasi. Liderler arası diplomasi. Liderlerin birbiriyle olan muhabbeti iyiyse ülkelerin evet, işi iyi yürüyor. Aynen yani. Öyle oluyor. Öyle bir dönem. Bakalım müsaadenizle Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de 5 lidere güven oranı. Gelebilirse rejiden rica edelim. O grafiğin de üstüne konuşalım. Sadece Trump değil, Merkel, Macron, Putin ve Xi Jinping Çin lideri hakkında da Türkiye'de hissiyat neymiş ona bakıyoruz şu anda ekranda. Türkiye'deki oran değerli izleyiciler kırmızıyla temsil ettiğimiz grafikte oranlar. Diğer ülkelerdeki oranlarda maviyle. Dolayısıyla baktığımızda Trump'a olan güvenin Türkiye'de hayli düşük olduğunu görüyoruz. Yine aslında genel ortalamadan daha düşük Trump'a, Merkel'e, Macron'a olan güven oranları Türkiye'de. Putin'le ilgili aynı şeyi söyleyemeyiz Xi Jinping'le de ilgili olarak. Evet. Putin'e baktığımızda diğer araştırmanın yapıldığı diğer ülkelerin ortalamasından yani maviyle takip edebileceğiniz o çubuktan daha yüksek, daha uzun boylu bir kırmızı çubuk var. Yani Türkiye'nin güven oranı. Dolayısıyla diğer ülkelerden daha yüksek bir güven söz konusu Putin'e. Aynı şekilde Xi Jinping için de diğer ülkelerden daha yüksek bir güven ifade edilmiş Çin lideri Xi Jinping'e. Bunu kimler için söyleyemiyoruz? Trump için, Merkel için, Macron için. Türkiye adına ilginç bir görüntü değil mi? Bu Trump, Merkel, Macron, Türkiye'nin Batı ittifakında çok uzun yıllardır ilişkiler yürüttüğü ülkelerin temsilcileri. Diğer tarafta ise Rusya ve Çin gibi çok daha farklı bir profil çizen, daha otoriter bir siyaset tarzını içeride benimsemiş olan ülkeler var. Bunların liderlerine daha başka bir güven belirtisi var Türkiye'de yapılan bu Pew araştırma anket sonuçlarına göre. Bunu nasıl yorumluyorsunuz Türkiye adına? Bunu şu şekilde yorumluyorum ki şimdi baktığımız zaman en az güvenilen Trump, daha sonrasında Macron geliyor, sonra Merkel geliyor, Xi Jinping ve Putin geliyor. Şimdi tabii ki uluslararası anlaşmalarla ya da Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda yardım aldığı, destek aldığı ya da anlaşma yaptığı ekonomik anlamda, kültürel anlamda ya da terörle ilgili olan mücadelesinde destek aldığı, birlikte hareket ettiği ya da karşısında konumlanan ülkeleri ve aynı zamanda Türkiye ile ilgili yapılan açıklamalarda hani Türkiye'nin sorunlarını ne kadar büyütüyor bir ülkenin lideri ya da ne kadar o sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Bunların
bunların hepsi de tabii ki o güven duygusunu etkiliyor. Şimdi baktığımız zaman Trump'ın bu kadar az güven vermesindeki en önemli nedenlerden bir tanesi PYD-YPG olayında Türkiye'nin Türkiye ile karşı karşıya gelinen nokta olabilir. Aynı zamanda işte Suriye'deki diğer askeri varlığını çekeceği, çekmeyeceği darbe konusu olabilir. 15 Temmuz var ayrı, Brunson var ayrı. Aynı zamanda ekonomik yaptırım tehditlerinin, şimdi güven kaybı ne zaman olur? Bir ülkeyi siz sürekli tehdit ederseniz eğer, ya da bir ülkeyi tehdit altında bırakırsanız, böyle uzaktan bazı imalarla tehdit ederseniz, tabii ki bunları da medya aracılığıyla yapıyorsunuz ve bütün dünya bunu görüyor diyor. Dolardaki oynamayı göz önünde bulundurduğumuz zaman Brunson dönemi krizinde yaşadığımız olaylara baktığımızda, ya da Trump'ın yine yaptığı bir açıklamada işte Türkiye'nin ekonomisini mahvederim, işte cehennemden yaptırımlar getireceğiz vesaire mektup, gibi açıklama. Mektup. Öncesindeydi. Yani bu bunlar öncesinde. 2019'da. Bu araştırma mektup. Evet. Ama şimdi bütün bunların hepsi tabii ki PYD-YPG'de, hani mektubun kendisi olmasa da PYD-YPG olayı da Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu da, uzun zamandır çünkü bu tutum var. Dolayısıyla ondan önce olan, yani bu araştırmadan önce gerçekleşen olaylarda bütün bunların hepsi aslında Trump ve bir Amerikan algısının oluşmasında, güven algısının oluşmasında çok önemli etkileri sahip. Şu Putin'e baktığımız zaman en yüksekte de Putin. Putin'e geçmeden size bir şey sorabilir miyim? Amerika verileri ilgimi, Türkiye'den Trump'a güvensizlik verileri benim şu açıdan da çok ilgimi çekti. Biz son dönemde Amerikan devlet kurumlarını ayrı, Trump'ı ayrı görür olduk. Evet. Ve Trump Türkiye'nin endişelerine kulak veren ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, güvenlik birimleri sanki Türkiye'nin hassasiyetlerine çok da yakın durmayan kurumlar olarak bizim zihnimizde şekilleniyor son yıllarda. Buna rağmen Trump'a yönelik ciddi bir güvensizlik cevabı verilmiş ankette. Bu açıdan ilgimi çekti. Demek ki Türkiye'yi dinliyor gibi düşünüyoruz ama ya sizin dediğiniz gibi iletişim üslubundan nihai verilen kararlar. Bakın, kararlarından sonuçta ötürü, şöyle söyleyelim. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi işte demin de konuştuğumuz gibi işte güvenli bölge ve sınırımızda bir terörle ya da terör yapılanmasıyla ilgili mücadele verirken Trump istediği açıklamayı yaparsa yapsa, yani hangi açıklamayı yaptıysa da sonuca baktığınız zaman Trump'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nde tek başına bir karar verici güç olmadığını ve oradaki akıllarla ortak hareket etmesi gerektiğini, aynı zamanda İsrail'le olan ilişkiye, Kudüs'ün başkenti ilan edilmesine bakalım. Yani Trump'la olan ilişkiyi değerlendirirken ne kadar ılımlı açıklamalarda bulunursa bulunsun, ortak paydada anlaşamayacağımız sorun olan FETÖ olayına bakalım. Yani Trump'ın dolayısıyla şöyle açıklamaları birazcık krizin hafiflemesi, hani sürecin çok çekişmeli olarak geçmemesi, Türkiye'yi bir müttefik olarak kaybetmemek, aynı zamanda bir NATO üyesi olmamız, bütün bunların hepsi tabii ki bir yerden sert çıkışlar olurken diğer yerde dengeleyici bir gücün olmasını gerektiriyor. Trump da bir Amerikan başkanı olarak bu dengeleyici gücü sağlıyor. O yüzden de aslında Trump'ı oylarken sadece Trump olarak oylamıyorsunuz. Trump dediğiniz Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla da aslında o oylama yapılırken Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün yapısı, Trump onun temsilcisi gibi düşünelim. Dolayısıyla da bu bize aslında Trump çok daha Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer yapılardan olumlu ya da ılımlı dediğimiz zaman daki çelişkinin temeli bu. Teşekkürler. Şimdi madem geldik Avrupalı liderlerle ilgili de Türkler, Türkiye'den ankete katılanlar nasıl hissediyor verilerine, bunu biraz da Avrupa boyutuyla değerlendirmek istiyoruz. Avrupa Demokrasi Vakfı Kıdemli Danışmanı Doktor Demir Murat Seyrek de bize katılıyor. Merhaba, hoş geldiniz 360'a. Merhaba, Brüksel'den selamlar. Teşekkürler katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Bir başka grafik daha var sizinle paylaşacağım ama özellikle Türkiye'den ifade edilen güven, hangi lidere ne kadar güvenildiği verilerine siz nasıl bir yorum getirdiniz merak ettim. Xi Jinping ve Putin'e daha çok güven ifade edilmiş. Avrupalı liderlere ve Amerikan Başkanı Trump'a daha az bir güven söz konusu. Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik yaşadığı güvensizliğin sebeplerine dair neler gözlüyorsunuz? Onunla başlamak isteriz. Buyurun.
Biraz tabii konjektürel de bir olay çünkü yani Türkiye'nin şu anda içinde olduğu döneme baktığımız zaman ve birinci olarak gördüğü sorunlara baktığımız zaman başta Suriye, terör gibi sorunlar olmak üzere elbette Avrupa'nın ve Amerika'nın bu işlere bakışıyla Rusya'nın bakışı biraz daha farklı. Çin ise direkt olarak zaten bu konularla çok fazla ilgilenmediği için belki için içinde olmadığından dolayı bir pozitiflik var diyebiliriz. Çünkü genel olarak baktığımız zaman işte başta Fransa olmak üzere Avrupa'da PYD'ye büyük bir destek olduğunu görüyoruz. Zaten Fransa bir şekilde bu işi PYD'ye ihale etmişti, özellikle IŞİD'le savaşma işine. Ve bu anlamda Fransa ile hatta IŞİD'i PYD'yi bir şekilde çok yakın partnerler olarak görmek lazım. Bunun da ötesinde elbette Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geldiği noktaya baktığımız zaman da tabii ki Avrupa'ya olan güven hem Türkiye'de az, aynı şekilde tabii bu karşılıklı Türkiye'de de Avrupa'da da Türkiye'ye olan güven çok az bir boyutta ve şu anda ilişkiler aslında pragmatik bir şekilde devam etmek zorunda olduğu için, iki tarafın da birbirine ihtiyacı olduğu için devam ediyor ama karşılıklı olarak gerçekten bir müttefiklik ilişkisinden söz etmek çok çok zor. Burada belki Merkel'le ilişkiler biraz daha farklı bir boyutta çünkü Merkel yine de bir liderlik rolü oynadı bildiğiniz gibi özellikle bu mülteci anlaşmasında ve bir şekilde bu ilişkileri devam ettirmek konusunda çok fazla çaba sarf etti. Macron'la ilgili olaraksa bunu görmek mümkün değil. Çok daha gerilim artırıcı çıkışlar yaptığını görüyoruz Macron'un özellikle son dönemde. Bu anlamda konjektürel olarak çok normal. Ama yani bunları tamamen böyle kalacak olarak da düşünmek çok mantıklı olmayabilir. Çünkü herhangi bir sorun olur bugün Rusya'yla, Rusya'nın ne bileyim işte Suriye politikasıyla, Libya politikasıyla, başka bir bölgedeki bir politikasıyla ilgili. Ve bu rakamlar çok hızlı bir şekilde değişebilir. Veya işte hükümetin Çin'le ilgili söylemi değişebilir. Özellikle Çin'in Uygurlarla ilgili yaptıkları politikalarla ilgili. Ve bu Çin'e bakış bir anda değişebilir. O anlamda hani böyle bir çok temel bir işte Türk halkında aman Rusya'ya Çin'e dönelim gibi bir sonuç çıkardığını düşünmüyorum açıkçası bu araştırmanın. Teşekkürler. Bizimle kalın. Son grafiği de birlikte yorumlayalım istiyoruz. Çünkü arkadaşlarımdan rica edeyim, o da gelirse eğer Trump ve diğer liderlere güven oranına da bir bakalım. İngiltere'de ve Hindistan'da bu veriler yansıtılmış, elimizde var. Yine mesela İngiltere'de Merkel'e en yüksek güven ifade edilmiş. Hindistan'da en yüksek Trump'a güven ifade edilmiş. Diğer ülkelerde hazırsa alabiliriz. Peki diğer ülkelerde geliyor, hızla geçelim bunları. Ukrayna'da en fazla Merkel'e güven ifade ediliyor. Rusya'da hiç şaşırtıcı olmayarak Putin'e güven ifade ediliyor. Anketi acaba telefonla mı yaptılar, yüz yüze mi görüştüler onu da bilmiyorum ama Rusya'da da Putin'e güvenmiyorum diyecek bir Amerikan anketöre, ben Putin'e güvenmiyorum diyecek Rus'u da merak ettim nasıl bir profilde olacağını. Bu da çok kolay olmayabilir Rusya'nın iç dinamikleri sebebiyle. İsrail'de Trump'a en yüksek güven ifade edilmiş. Meksika'da bakıyoruz Trump en düşük güven ifade edilen lider olmuş. Ve Xi Jinping en yüksek, Merkel ve Xi Jinping en yüksek güven ifade edilen iki lider olmuşlar. Devam. Filipinler, Trump'a en yüksek güven ifade edilen ülkelerden biri. Nijerya, Xi Jinping'e %41 oranıyla en yüksek güven ifade edilen ülke, sonrasında Trump var. Ülkelerin de birbirine güven oranları bu şekilde. Özellikle Avrupalı liderlere yönelik olarak dünyada nasıl bir bakış açısı var, Türkiye'de nasıl bir bakış açısı var? Murat Bey, siz dinleyelim, sonra heyecanla döneyim. Avrupa'ya baktığımız zaman aslında tabii bir de bu tabii ki araştırma birazcık daha böyle kapsamlı değil. Bütün ülkeleri de tabii ki kapsamıyor. O anlamda hangi Avrupalı liderler, bu soruyu da sormak lazım. Trump'la ilgili de bu aslında geçerli bir soru çünkü Batı Avrupa'ya ve Doğu Avrupa'ya baktığımız zaman aslında çok çok farklı bir bakış açısı görüyoruz. Avrupa'da genel olarak zaten farklı konularda böyle bir ayrım söz konusu. Doğu Avrupa'ya baktığımız zaman hassasiyetler çok daha farklı burada. Ve aslında Doğu Avrupa ülkelerinde, Baltık ülkelerinde ve bazı Balkan ülkelerinde hem Amerika'ya hem Trump'a destek çok çok yüksek. Bu ülkelerin bazıları bu araştırmada yer almamış bile olsa.
Burayı da dikkat etmek lazım. Çünkü bunun iki nedeni var. Bir tanesi elbette bu ülkelerin bazıları Trump'a daha yakın stildeki liderler tarafından yönetiliyor. İşte daha popülist, biraz daha otoriter, biraz daha böyle düşündüğünü söyleyen, çok fazla siyasi olarak doğrucu olmayan liderler tarafından. İkinci bir konu da Doğu Avrupa ile ilgili olarak özellikle Rusya korkusu. Çünkü Rusya korkusu öyle bir noktaya gelmiş durumda ki bu ülkeler Amerika'dan başka hiç kimseye güvenebilecek durumda değiller. Yani Amerika'daki lider kim olursa olsun, özellikle Doğu Avrupa'daki ve Baltık ülkelerindeki liderler bir şekilde Amerika ile işbirliği yapmak zorundalar. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Çünkü bu korkunun geldiği boyutta artık bazı ülkelerde acaba Rusya bizi işgal eder mi korkusuna bile dönüşmüş durumda. Ki burada da sanırım Polonya'da zaten bu rakamı görmek mümkün. Eğer rakamlar olabilseydi büyük ihtimalle bu rakamların çok daha yükseğini Baltık ülkelerinde görecektik. Yine Romanya'da görecektik. Hı hı. Bunu da çok kaçırmamak lazım. Batı Avrupa'ya baktığımızda tabii ki çok daha şüpheci bir yaklaşım var. Özellikle Trump'la bağlantılı olarak. Çünkü bu stille nasıl baş edeceğini çok fazla bilemiyor Batı Avrupa'daki liderler. Özellikle Avrupa'nın iki büyük ülkesi burada Fransa ve Almanya. Açıkçası biraz güven de çok büyük oranda sarsılmış durumda. Özellikle de Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili olarak. Çünkü eğer bir sorun olursa gelecekte Amerika gerçekten Avrupa'nın yanında olur mu olmaz mı? Bu güven duygusu çok sarsılmış durumda. Zaten biraz NATO ile ilgili soru işaretlerinin ortaya çıkması da işte Macron'un yaptığı açıklamayı hatırlıyorsunuz. Biraz bununla da bağlantılı. Ama tabii ki Doğu Avrupa ülkelerinin de tutumuna baktığımız zaman Amerika'ya hala çok büyük bir ihtiyaç var. Çünkü Avrupa'nın kendi kendine savunma kapasitesi hala çok yüksek noktada değil. Yani bir işte Avrupa ordusundan vesaire bahsediliyor ama böyle bir Avrupa ordusu eğer AB ülkesi ülkelerden oluşacaksa NATO'nun içinden zaten Amerikan ordusunu çıkarırsanız, işte İngiliz ve Türk ordusunu çıkarırsanız çok da fazla bir şey kalmıyor açıkçası. O anlamda güvenlik anlamında bir yandan Avrupa hala Amerika'ya çok muhtaç ama bir yandan da kendi alternatifini, kendi yolunu bulmak zorunda olacak. Bu da birazcık kafa karışıklığını gösteriyor sanırım Doğu Avrupa ile Batı Avrupa arasında. Avrupa'da Trump'a yönelik güvenle ilgili size son sorum olacak. Bu ayrışmanın daha derinleşeceğini öngörüyor musunuz? En son İran'la nükleer anlaşmadan da Avrupalıların çekilmesi gerekir, başka bir anlaşma olması gerekir diye Trump saldırılar sonrası yaptığı konuşmada dillendirdi bunu. Geçmişte de mesela savunma bütçelerinden yeteri kadar, beklendiği kadar NATO'ya katkıda bulunmadıkları yönünde onları eleştirdi. Bir gerginlik var. Liderlik üslubunun da ötesinde ayrışan öncelikler sebebiyle de bir gerginlik var gibi görüyoruz, gözlemliyoruz son yıllarda. Bunun artmasını öngörüyor musunuz? Onu da merak ettim. Sonra veda edeyim. Özellikle Batı Avrupa ülkeleriyle artmasını öngörüyorum, evet. Özellikle Fransa başta olmak üzere. Tabii tarihi olarak da zaten bazı ülkelerde Amerikan karşıtlığı zaten yüksekti, Fransa başta olmak üzere, ama bunun geldiği nokta özellikle karşılıklı güvensizlik ve ortak çıkarların bir şekilde artık bulunmaması veya azalması tabii ki farklı bir noktaya getiriyor durumu. Ama bunu işte Avrupa olarak görmek çok zor, çünkü hangi Avrupa gerçekten? Yani Almanya'ya baktığım zaman Amerika'ya ve Trump'a bakış çok farklıyken, Almanya'nın hemen yanına, komşusunda Polonya'ya baktığım zaman çok çok farklı. Ve bu anlamda hani ortak bir Avrupa, Avrupa Birliği içerisinde bu anlamda bir siyaset oluşturmak da çok zor. İran konusu da buna dahil. Baktığımız zaman özellikle Fransa'nın İran konusunda çok daha işte diyalog yanlısı bir tutumu var. Tabii ki ilişkileri ve özellikle ekonomik olarak ilişkileri de İran'la çok farklı düzeyde olan bir ülke Fransa. Ama Amerika'nın daha böyle yakın müttefiki konumuna gelmiş olan ülkelere baktığımız zaman işte Polonya gibi, Baltık ülkeleri gibi, Romanya gibi, Çek Cumhuriyeti gibi, bunların çok daha şahin bir şekilde İran konusunda politikaları desteklediğini ve hiçbir şekilde İran'la işbirliğine gidilmemesi, hiçbir diyalog kurulmaması gerektiği konusunda Avrupa Birliği içerisinde çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bu anlamda bir de bu mücadeleyi iyi görmek lazım. Yani eski Avrupa ile yeni Avrupa mücadelesi de denebilir buna. Bir şekilde işler sadece hani Amerika ile Avrupa arasında değil, Avrupa içerisinde de birazcık ayrım noktasına geliyor. Çok teşekkürler Doktor Demir Murat Serek, Brüksel'den katıldığınız için. 360'a sağolunuz. Birbirimize daha çok güvendiğimiz günlerde konuşuruz diye umuyorum. Ece Baban, sizinle de son kalan birkaç dakikamızda, bu bölüm için ayırdığımız son kalan vaktimizde bu değerlendirmeyi yapalım. Güven krizi çok
acayip bir durum. Çok. Hele bugünkü şartlarda. Bugünkü şartlar dememin bir sebebi de özellikle Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin, hı hı, mesela sosyal medyada ne kadar çok Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan şartları, tabii, ve o Franz Ferdinand benzetmesi, evet, ve o kurşun benzetmesi, hı hı, ile anılmasına, hı hı, kadar insanı endişelendiren bir dönem. Siz bu krizin derinleşeceğini mi düşünüyorsunuz? Bu liderlik tarzının bu krizi derinleştireceğini düşünüyor musunuz? Yoksa size göre tünelin ucunda bir ışık var mı? Tünelin ucundaki ışığı yaratmak için aslında o bilinç var. Ama o tünelin ucundaki ışığı yaratmak için bir çaba var mı diye baktığımız zaman, şimdi güven krizi çok önemli bir kriz. Neden çok önemli bir kriz? Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine, piramidine baktığınız zaman insanın mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için birinci basamakta ilk ihtiyacı nedir? Beslenmektir. İşte su içmektir. Yani fiziksel ihtiyaçlardır. Hayatta kalabilmek için. İkinci ihtiyacı güvenliktir. Güvenlik basamağını, yani siz fiziksel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra güven duymak istersiniz. Güvenin bir üst basamağında aidiyet vardır. Eğer siz güven duymazsanız ait olamazsınız. Aidiyet hissedemezsiniz. Dolayısıyla bir lider kendi toplumuna bir güven vermiyorsa, bu Trump olabilir, Putin olabilir, Xi Jinping olabilir vesaire, yani kendi toplumuna bir güven vermiyorsa o toplumda çözülmeler başlar. Bir lider dünyadaki bir birliğe, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği ülkelerine ya da işte farklı ülkelere, farklı bloklardaki ülkelere güven vermiyorsa, o zaman o bloğun içerisindeki ya da o ülkelerle ilişkilerinde de çözülmeler başlar. Dolayısıyla ait olamadığınız bir yerde durmazsınız, farklı arayışlara girersiniz, göçler olur. Yani bunun da temelinde güvenli hissetmek, güven hissetmek zorundasınız. Bulunduğunuz yerdeki güvenlik çok önemli ama aynı zamanda uluslararası anlamda bakarsak liderlerin birbirlerine duyacağı güven de çok önemli. Bugün Putin'le yapılan bütün anlaşmalar ve bu anlaşmalarda Putin'in aslında söylediği, Putin Rusya ile Türkiye arasındaki sorunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili sorunlarla aynı. Yani PYD, YPG ve PKK açısından bakarsak çok büyük bir farklılık yok. Baktığınız zaman bir terör örgütünü tanıması ve tanımaması ile ilgili, ama Putin'in liderliğinde Türkiye ile yapılan işbirlikleri ve anlaşmaları ve bu anlaşmalardaki davranış şeklini, yani sürekliliği ve istikrarı düşündüğünüz zaman Putin daha güvenilir. Neden? Ne yapacağını ya da ne yapmayacağını gösteriyor. Ama eğer endişeler varsa, bu endişelerin sonucunda eğer devamlı bir kaygı duyduruyorsa Trump'ın yaptığı bu, işte risk toplumları oluşuyor. O riskler de daha sonrasında göze, eğer dikkate almazsanız, felakete dönüşüyor. Bugün İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ve bütün bu sosyal medyadaki felaket senaryolarının nedeni de o. Gidilecek olan nokta çok belliydi. Terörist ilan ettiği anda onunla, ona bir şey yapacağını ya da hani onunla ilgili bizi ileride ilan ettiği anda onunla, ona bir şey yapacağını ya da hani onunla ilgili bizi ileride büyük bir gündemin beklediğini öngörmek gerekiyordu. Dolayısıyla da aslında liderler bir şekilde çok açık olmasa da verdikleri mesajlarla bir sonraki adımda neler yapabileceklerini gösteriyorlar. Hı. Sadece tabii ki güvenlik açısından düşünmemek lazım. Okumayı da bilmek lazım. Hı. Eğer okursanız kendinizi güvene alırsanız alabilirsiniz. Ona göre davranırsınız. Dolayısıyla güvenliğin inşasında ya da güvenli temelinde güven bulunan ilişkilerde tek taraftan beklememek lazım. Birazcık da kendimiz bir şeyler yapmalıyız bu çok konuda. Çok teşekkürler. Ben Doçent Doktor Acıbaban, vakit ayırdığınız için sağ olunuz. Dünyanın güven meselesini konuşup devam edeceğiz. İngiliz Kraliyet ailesinde neler oluyor? 360'da onu konuşacağız.